O birçok insanların hayalini kurduğu şekilde yaşadı. O havaya, suya, toprağa, rüzgara ve cinlere hükmetti. Kral Süleyman. Kral Süleyman hakkında bilinmesi gerekenler bu videoda. Özellikle uzun bir video yapıyorum. Bu videoda Hazreti Süleyman hakkında daha önce bilmediğin ya da duymadığın şeyleri bu videoda 5 aşamalı şekilde açıklıyorum. Hazırsan başlayalım. Bu konuya giriş yapabilmemiz için öncelikle iyi bir şekilde tarih bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında dinler ve kültürler bilmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra Mührü Süleyman hakkında ve Hatem Yıldızı hakkında iyi bir şekilde bilgi alıp canlı canlı sizlerle beraber bu mühür nasıl hazırlanılır, bu üzerindeki yazan tılsımlar ne şekilde yazılabilir ve üzerindeki yazmış olunan tılsımları ne şekilde okumamız, biz bu mührü nerelerde kullanabiliriz? Bundan birazcık da bahsedeceğiz. Son günlerde insanların parmaklarında taşıdığı yüzüklerle gündeme gelen Hazreti Süleyman mührünün sırları dolu olduğunu her birimiz biliyoruz. Peki Hazreti Süleyman mührü ne işe yarıyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Sadece büyülü bir yüzük mü? İşte gelin biraz bunlardan da konuşalım. Bu tarihi mühür hakkında ilk defa duyacağın 5 yeni bilgiyi bu videoda uzun uzun konuşalım. Biraz da tarih öğrenmiş olalım. Birincisi, üstün güçlere sahip bir kral Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman İslam coğrafyasında farklı bir şekilde anılmakta. Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görülmekteydi. Bu nedenle Hazreti Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler peygamberlik mucizelerinden ziyade sırrına vakıf olanların tapik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif edilmiş idi. Bunu da böyle bilmek gerekiyor. Yeri ve göğü birleştiren yüzük. Hazreti Süleyman mührü veya Mührü Süleyman. Peygamber Hazreti Süleyman'a isnat edilen mucizevi bir mühürdür. Bunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Süleyman bu mührü yüzük olarak kullanmıştı. Yüzüğün üzerinde birbirine geçmiş bir ters bir de düz iki üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldız bulunmaktaymış. Tarih şeylerinde bu şekilde açıklanıyor. Tarihi dönemlerdeki bilgiler bu şekilde. Mührün orijinal halini tam olarak bilmesek de altı köşeli olan bu sembol günümüzde de Mührü Süleyman olarak da bizler kabul etmekteyiz dostlar. Hazreti Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir. Bunu her birimiz biliyoruz. Bu yüzüğün göğü ve yerin birleşimini işaret ettiğine inanılır. Aynı zamanda da hem maddi hem de manevi bütünlüğü de temsil eder. Bu sembol tarih boyunca İslam dünyasında da muhtelif yerlerde işaretlenerek tılsım olarak da kullanılmıştır. Özellikle geçmiş Müslümanlar tarafından da kullanılmış rahmani bir simge olarak da görülmüştür dostlar. Peki hani bu Süleyman peygamberin yüzüğünün üstünde bir İbranice ya da Arapça yazılar var. Peki bunlar nedir? Bu da bu duayı sadece meleklerin bildiğine inanılır ve bu şekilde görülür. Ama biz bunu biliyoruz zaten. Hazreti Süleyman mührünün cennetten gelme olduğuna inanılır. Cebrail tarafından da Allah'ın emriyle önce Hazreti Davut'a getirilmiştir. Hazreti Davut İsrail oğullarından bir peygamber ve hükümdardır. Bunu her birimiz biliyoruz, doğru mu? O da oğullarına 10 hikmetli sorular sormuştur. Bu 10 hikmetli sorulara cevap verebilecek ya da veren Hazreti Süleyman olmuştur. Böylelikle de Hazreti Süleyman yüzüğü babadan oğula intikal etmiş olmuş derler. Tarihte bu şekilde yazıyor. Hazreti Süleyman mührü duasının sadece belli kimseler ve meleklerin bildiğini, yani ismi azam duası. İsmi azam duasının ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bakın ben size kısaca çok kısa bir şekilde geçiş yapayım oradan. İsmi azam duası şu şekilde başlıyor. Allahümme inna esnaduke bi enni leke hamdullah illa entele minnahuya hannahuya minyahuya beydiyas semavati vel ardiya zal celali vel ikram ya hayyul ya gayyum la illa illa ente subhaneke inne kuntu minez zalimin Allahümme inna esnaduke bi enni eşrabi inneke entel laqin la ilahe illa entel elahudus. İsmi Azam duası bu şekilde devam ediyor. Tabi devamı var ama bu uzun bir dua olduğu için burada ben hepsini söyleyemeyeceğim ama sizler de ezberlerseniz size büyük fayda sağlayacağını ben düşünüyorum. Duadan korkmayın, zararı yoktur. Büyük ihtimalle de faydasını görürsünüz. Hazreti Süleyman mührü duasını sadece belli kimselerin ve meleklerin bildiğini İsmi Azam duası. Bu sebeple Süleyman peygambere Kur'an'da da yazdığı üzere kimseye nasip olmayacak bir saltanat bahşedilmiştir. Cinlere, rüzgara ve hayvanlara dahil hükmetmiştir der. Bu şekilde Kur'an'da geçmekte.
Semavi dinler tarafından da kutsal kabul edilen Hazreti Süleyman mührünü Müslümanlar arasında Hatemi Süleyman olarak da alınır ve bilinir. Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından ise Davut yıldızı olarak, yani Seal of Davut olarak da biliriz. Hazreti Süleyman'ın İsrailoğullarından olması ve mührün Yahudiler nezdinde de büyük önem olması İsrail devletinin bayrağının da yer alma sebebidir. Özellikle yakın zamanlarda İsrail devletinin kurulması ve gelişmesiyle altın köşeli bu mührün İsrail'e özdeşleştirilmiştir. Bu konuya giriş yapabilmemiz için öncelikle iyi bir şekilde tarih bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında dinler ve kültürler bilmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra Mührü Süleyman hakkında ve Hatem Yıldızı hakkında iyi bir şekilde bilgi alıp canlı canlı sizlerle beraber bu mühür nasıl hazırlanılır, bu üzerindeki yazan tılsımlar ne şekilde yazılabilir ve üzerindeki yazmış olunan tılsımları ne şekilde okumamız, biz bu mührü nerelerde kullanabiliriz? Bundan birazcık da bahsedeceğiz. Bu yüzüğün üzerinde bulunan, yani Hazreti Süleyman mührünün duası sadece belli kimseler ve meleklerin bildiği, yani İsmi Azam duası bulunmakta olduğuna inanılır ve bilinir. Bu sebeple de Süleyman peygamberin Kur'an'da da yazdığı üzere ona bahşedildiği gibi hiç kimselere hiçbir şey bahşedilmedi. Saltanat sürdü der. Yani ne diyor? Bahşedilmiştir. En güzel şeyler Hazreti Süleyman'a bahşedildiğinden bahseder. Cinlere, rüzgara ve hayvanlara dahi hükmedebilmiştir der. Bu yüzüğün ne derece önemli bir varlık olduğunu da iyi anlamak gerekiyor. Peki semavi dinlerde nasıl geçiyor? Semavi dinler tarafından da kutsal kabul edilen Hazreti Süleyman mührünün Müslümanlar arasında, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından ise Davut yıldızı olarak bilinir. Bunu da aklınızda tutarsanız iyi olur. Çünkü bu mühür hakkında bilgi verebilmek ve iyi bir şekilde kullanabilmemiz için bu tarihi bilgileri de iyi şekilde bilmemiz gerekiyor dostlar. Osmanlı'nın yapılarında da, yapı taşlarında da görmüş bulunmaktayız. Yani Osmanlı Devleti zamanındayken de bu sembol çok yerlerde kullanılmıştı. Size özel bir bilgi de vermek istiyorum. 2017 tarihinde medyada Süleyman mührünün bulunduğuna dair haberler çıkmıştı, hatırlarsınız. Haberlerde Amasya'nın Kızılcaören köyünde operasyon sonucunda bir evde bu mührün bulunduğunu ve büyük kitaplarının da bulunduğu söylenilmişti. Ama tabii daha sonrasında devlet tarafından bu bilgi erişimine izin verilmedi. Birinin tepesi diğerinin tabanına geçirilmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği bir sembol olup Müslümanlar arasında da Hatemi Süleyman, Yahudiler ve Hristiyanlar arasında da Davut Yıldızı olarak da bunu bilebiliriz. Hermetik gelenekte de makrokozmosu temsil eder. Kadim Hint'te de yaratıcı Vişnu'yu üçgeniyle de yok edici Şiva üçgeninin iç içe geçmesi şekli olarak yorumlanır. Maddi alemin yaratılışı ile yok oluşunu simgeler. Üçgenler birbirinin hayatını olumlu yönlerini, diğeri ise olumsuz yönlerini temsil ettiğine de inanılmaktadır. Bu nedenle İslam öncesi Doğu kültürlerinde de madde ile manayı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkinli, tanrı ve kaosu, derun ile masivayı, kadın ile erkek gibi zıtlıkları temsil etmiş. Altı köşeli yıldız motifinin Orta Doğu coğrafyasında Tunç devrinden itibaren de kullanıldığını bilmekteyiz. Helen, Roma, İbrani, Asur, Sümer, Bizans gibi eski medeniyetlerde de günümüze ulaşan eşya ve eserlerin üzerinde de bolca bu sembolden görebilirsiniz. Mührü Süleyman'ın Hristiyanlar ve Yahudiler arasında 5 kollu olarak bilinir. 6 kollu olan ise Davut yıldızı ya da Magen Davut olarak da bilinmektedir. Yahudi genelliğinde 6 köşeli yıldız motifinin milattan önceki 18. ve 13. yüzyıllardan kalma bir mühürde, Kefernaum'da yer alan bir sinagogun 13. yüzyılda duvar süslemelerinde de rastlanan erken kullanımlarından da haberdarız. Orta Çağ'da daha ziyade kilise süslemelerinde rastlanan bu motifler Yahudi geleneğinde bilinçli biçimde kullanımına başlangıçta Yahudi büyü öğretisi ifade eden pratik kabala ile sınırlı kalmıştır aslında. Nitekim Orta Çağ boyunca asıl Yahudi sembolü olarak 6 köşeli yıldızdan ziyade 7 kollu şamdan, yani semaron ve öne çıkmıştır. Yıldız motifinin Süleyman'ın mührü ile Hatam Şlamo ilişkilendirilmesinde de yine pratik kabalaya da dayanır. Talmud'da yer alan bir pasaj, iyi ve kötü ruhlar kontrol etmesi için Kral Süleyman'a verilen sihirli yüzük üzerinde Tanrı'nın en kutsal ismi kabul edilen 4 harf bulunmaktaydı. Bunlar neydi? Yaş, Harş ve Harş isminin, yani Tengrammaton işlenmiş olduğundan bahsedilir.
Süleyman'ın mührüne izaf eden oluşturulan büyü ve tılsım özelliğine sahip ortaçağ Yahudilerini yüzüklerin ise Tanrı'nın ismi yerine 6 köşeli yani heksagram, bazen de 5 köşeli pentagram, yıldız işlemesi kullanılmış idi. Orta Çağ'a ait Yahudiler büyü metinlerinde sözü edilen ve daha sonra yıldız motifiyle ilişkilendirilen bir başka sihirli güce sahip eşya Kral Davud'un da zırhı olduğuna inanılırdı. Aynı şekilde Davud'un düşmanlarından korunduğuna inanılan bu zırhın da Tanrı'nın 72 ismi veya Tanrı'nın gücü ifadesini eden Çanday ya da 7 mısralı 67 mezrosun yazısında olduğu Şam'dan biçimindeki bir işlemeye sahipken bu işleme zamanla kutsal ruhun 6 boyutunu ifade eden hale gelmişti. 18. yüzyıl dolayısıyla 6 köşeli yıldız motifi için uzun bir müddet 13. yüzyıl ve 14. yüzyıllar hem Magen Davud hem de Süleyman mührü tabiriyle kullanılmaktaymış. Magen Davud tabiri ise yayılmış Süleyman mührü isimlendirmesi de 5 köşeli yıldıza hasredilmiştir. Yahudi mistik geneleğinde koruyucu özelliğinden dolayı mezuraya, muskalarda veya da Tanrı'nın isimlerini Tevrat'a pasajlarında da altında işlendiğini de görmekteyiz. Davut'la bağlantısından hareket alma Yahudilerin arasındaki ve Şabatay'cı çevrelerce Mesih'i sembol diye benimsenmiş idi. Bunu da unutmayın dostlar. Bu kadar iyi bir tarihde bilmeden Davut yıldızına ya da Hazreti Süleyman mührüne geçemeyiz dostlar. Bunu da bilmemiz lazım. Yahudi mistik geleneğinde bazı Yahudi cemaatlerinin ve sinagogların dar alanlarından çıkıp Yahudi toplumlarının tamamına mal edilmiştir aslında. Siyonizm hareketlendirmesinden daha sonra da modern İsrail devletinin bayrağın amblemi olması seküler bir boyut kazanan bu motif günümüzde de şans getirici muska özelliğine yani muska özelliğinin yanı sıra modern Yahudi kimliğinin evrensel sembolü diye bilinmektedir. Mührü Süleyman İslam inancında da kıyametten önce yer altında Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası olduğu halde bir tabe çıkacak ve asasıyla Müslümanların yüzünü aydınlatacak mührüyle kafir yüzünü mühürleyecek mealinde hadislerde bulunmaktadır. Burada kısa bir araya girmek zorundayım çünkü Hazreti Süleyman mührü hakkında ve dinler tarihi ve kültürler hakkında bu videoda kısaca anlatabildiğim kadar anlatıyorum fakat bu tek bir videoluk bir konu değil. O nedenle elimden geldiği kadar dinler tarihi, kültürler ve mührü Süleyman hakkında olabildiğince bilgiler vermeye çalışıyorum ama şimdi burada çok önemli püf bir nokta var. Bu mührü Süleyman hazırlarken yapılması gereken en önemli noktayı size esasen söylemek zorundayım. Biraz önce videonun içerisinde bilgilendirmeleri yaparken ben bir yandan da Mührü Süleyman'ın sembolünü hazırlayıp ismi azam duasında yazmaya gayret sarf ediyordum. Sizleri bilgilendirmek adına bunu yapmak zorundayım. Şimdi burada püf bir nokta var dostlar. Bu mührü hazırlarken başlangıç noktasından sonuna kadar dikkat etmeniz gereken ismi azam duasıyla başlayacaksınız. Ta ki bu sembolü hazırlayıp bitirene kadar ismi azam duasını devam ettirmeniz gerekiyor. Bu nedenle de bunu araya girip sizi bilgilendirmek özellikle isterim. İsmi azam duasıyla başlayıp daha sonrasında bu mührün bitişine kadar o duayı sürekli tekrarlamanız lazım. Ta ki yani bu mührü hazırlayıp bitirene kadar bunu devam ettirmeniz gerekmek. Hazırlanmasındaki özel püf nokta burası. Bunu belki birçok kişiden duymayacaksınız ama önemli bir nokta. Ben Mührü Süleyman hakkında size detaylı şekilde tarihten günümüze kadar gelebilen tüm bilgileri vermeye gayret sarf ederken bir yandan da sayfamı da gördüğünüz gibi hem sembolünü hem de İsmi Azam duasını hazırlamış ve sunmuş bulunmaktayım. Ama inceliği var. Bu inceliğinde şimdi beyaz bir kağıdın üstünde size anlatabildiğim kadar elimden geldiği kadar anlatmaya çalışayım. Çünkü Mührü Süleyman bu kadar basit bir şekilde değil. Çok zor bir konu. Bu nedenle de bu kadar kısa sürede bunu açıklamak çok zor. Ama elimden geldiği kadar size incelik ve nerelerde kullanmanız gerektiğini ve size hangi şekilde fayda sağlayabilir bundan bahsedelim. Öncelikle sembolü hazırlarken bize bir referans noktası lazım. Yani o daireyi çizerken bizim bir noktamız olması lazım. Ta ki o referans noktasından o mührün hazırlanışından sonuna gelişine kadar ismi azam duasını başladığınız andan bitişine kadar sürekli tekrarlayacaksınız. Bunu belki 10 defa tekrarlarsınız, belki 20 defa. Bu kişinin yapışına ve hazırlayışına göre her zaman değişmektedir. İşlem
çizmeme başladık. İsmi Azam duasıyla başladık. Sembolü çizmeye, yıldızlarımızı çizmeye başladık. İsmi Azam duasıyla devam ediyoruz. Bu sembol hazırlandı ve bitti. İsmi Azam duasını bırakıyoruz. Daha sonrasında mührün içerisindeki sembolleri ve yazıları hazırlarken de yine İsmi Azam duasına başlıyoruz. Yazıları bitirene kadar İsmi Azam duasıyla tamamlayıp sonlandırıyoruz. Bu da bittikten sonra sembolü bu şekilde hazırlamış ve başlatmış olursunuz. Keza hiçbirimiz bir kral değiliz. Hiçbirimiz bir peygamber sıfatında değiliz. Bu nedenle bu mühür peygamber nişanesi olması sebebiyle o şahıslara başka şekilde tesir ve amaçla kullanıp etki ederken bizlerin de farklı niyetleri için belki işinize yarayabilir. Bunu iş için kullanabilirsiniz, korunmak için kullanabilirsiniz, hayatınızda güzel günler geçirebilmek için, sağlıklı günler geçirebilmek için, aşk hayatınızı düzene sokmak için, iş hayatınızı düzene sokmak için gibi vesaire vesaire vesaire. Bunun için yanınıza taşırsanız ve korursanız bunu size büyük fayda sağlayacağını ileride mutlaka yaptığınızda göreceksiniz. Süleyman mührü hakkında konuşmamız ve bilgilendirmemiz gereken birçok mevzu var ama kısa sürede ancak bu kadar basitleştirebilip ve bu kadar anlatabiliyorum. Bu kadar zor bir konuya giriş yaptık ama güzel bir şekilde devam ettik. Bu mührü hazırladıktan sonra size yarayabileceği noktalar, şans konusunda yarayabilir, korunma konusunda yarayabilir, bereket konusunda yarayabilir, iş konusunda yarayabilir, nazar konusunda yarayabilir ya da aklınıza gelebilecek her konuda niyetlendirdiğiniz de o şekilde ilerleyeceğini bilebilirsiniz dostlar. Süleyman mührü bir peygamber statüsündeki bir insana nakşedilen bir olay olsa da biz normal sıradan basit insanların da kullanabileceği güzel bir sembolik bir büyü, sihir ya da nişane olabilir dostlar. Sizler de yapınız, faydasını mutlaka göreceksiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi ben bu sembolü hazırlarken aslında ismi azam duası ile başladım. Bu sembolü tamamlayana kadar ismi azam duasını sürekli tekrarladım dostlar. Ve daha sonrasında sayfanın arkasına da yine altın tozu mürekkebiyle de ismi azam duasını Arapça şekilde ben yazdım. Yazıyı sizinle paylaşmadım çünkü bu yazı biraz uzun. Video daha uzamasın diye böyle önceden hazırladım ve size sundum. Ama ismi azam duasını birazdan size mutlaka vereceğim. Sembolün fotoğraflarını birazdan vereceğim. Siz de alabilirsiniz ekrandan. İsmi Azam duasını da istediğiniz biçimde ve şekilde okuyabilirsiniz. Bu sizin arzu etmenize bağlıdır. Değerli dostlar, Süleyman mührü hakkında dinler tarihi ve kültürler tarihi hakkında olabildiğince elimizden geldiği kadar bilgiler vermeye gayret sarf ettik. Bu videonun içerisinde Süleyman mührü hakkında uzun uzun açıklamalar ve Süleyman mührünün ne işe yarayabileceği hakkında açıklamalar ve Süleyman mührünü kullanarak neler yapabileceğimizden de bahsettik. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi ismi azam duasını da öğrenebilmeniz için ekranda paylaşıyorum. Buradan alıp bu duayı da İslamiyet'e uygun bir şekilde, rahmani şekilde okumanız ve sizlere fayda sağlayacağını ilerleyen zamanlarda görebileceğinizi arzu ediyorum ve bunu biliyorum. Bu nedenle Mührü Süleyman hakkında tarih, kültür ve dinler hakkında ve başlangıç tarihinden sonuna kadar elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye gayret sarf ediyoruz. Bu kadar kısa bir konu olmasa da bu kadar kolaymış gibi görünmese de elimizden geldiği kadar videonun içerisinde bilgiler paylaşmaya gayret sarf ettik. Bugünlük videomuz bu kadar. Mührü Süleyman hakkında paylaşabileceklerimiz bu kadar. Ama bir sonraki videoda bunun mutlaka devamı gelecektir. Çünkü bu kadar kısa bir videonun içerisinde Mührü Süleyman hakkında bu kadar detaylı bilgiler verebilmek çok zor. Dolayısıyla da bunun devamı olabilmesi için de ilerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik esen kalınız, hoşça kalınız. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki gelecek bilgilerden ve büyü videolarından da haberdar olabilirsiniz dostlar. Hoşça kalın.